Bu videomuzda Arduino için güç konektörünün nasıl yapılacağını göstereceğiz. Konektörümüzün merkez pimi pozitif. Bu hatırlamamız gereken en önemli şey. Bu yüzden merkez pime kırmızı kabloyu bağlayacağız. Kablonun ucunu biraz kıvırıyoruz. Ve böylece çengel gibi geçirebiliyoruz. Sonra da yerine sıkıcı oturduğundan emin olmak için sıkıştırıyoruz. Ve ardından da kabloyu lehimliyoruz. Ve bu sırada krokodil pens yardımıyla kabloyu sabit tutuyoruz. Aynı şeyi negatif kablomuz için de yapıyoruz. Onu da dışarıdan geçirip sıkıştırıyoruz. Metal ve kablo arasında sağlam bir bağlantı olduğundan emin olmalıyız. Daha sonra kablomuzu lehimliyoruz. Lehimleme işlemi bittikten sonra iki kablonun arasına bir materyal yerleştirmemiz lazım. Aksi takdirde kısa devre yapabilirler. Bu yüzden bu iki kablonun bağlantısının arasını izolasyon bandıyla sarıyoruz. Band, iki kablonun birbirine dokunmasını ve kısa devre oluşturmasını engelleyecek. Bu noktada kablo kılıfına da ihtiyacımız olacak. Onu da bu şekilde geçireceğim. Böylece kablolar sıkı bir şekilde duracaklar. Evet, kılıfı da yerleştirdik. Kablo kılıfının yeterince sıkı olması önemli ısı tabancasıyla iyice oturması için üzerine sıcak hava üflüyoruz. Böylece tam istediğimiz gibi kabloları sıkı sıkı tutuyor. Son olarak bu plastik bağlantı parçasını yerleştiriyoruz. Güç konektörümüzü çalıştırmaya neredeyse hazırız. Kablolarımızın ucunu pozitif uç pozitife, negatif uç negatife denk gelecek şekilde 5 voltluk güç dağıtım panosuna yerleştiriyoruz. Sonra kablomuzu kıvırarak güç kablosunu Arduino'ya bağlıyoruz ve yerine yerleştiriyoruz. Şimdi de çalışıp çalışmadığına bakacağız. Evet, açıyoruz ve ve kırmızı ışığımız yanıyor. Yeşile de bakalım. Evet, yeşil LED ışığımız da yanıyor. Konektörümüz çalışıyor.